Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine yepyeni çok güzel bir model tanıtacağım. Modelim bu şekilde. Yapraklar arasında açan çıtı pıtı çiçekler. Bu iğne oyasından ta dönüşüm bir model arkadaşlar. Bu örümceklerin arasında yaptığım minik kirpikler şöyle üçer trabzanlı minik yapraklardı. Ben de bu şekilde biraz daha kibar çıtı pıtı ve hafif olmasını istediğim için bu şekil tasarladım arkadaşlar. Normalde yapraktı. Yuvaların içine yaprak yapılmıştı. Umarım beğenip hoşunuza gitmiştir. Ben biraz zarif buldum. Çıtı pıtı buldum. Çok hoş buldum yani arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz modelimi. Modelim bu şekilde. Şimdi modelin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle 10 tane tığ battı ara mesafesi koyarak başlayacağız ikinci modelimizi. Bu şekilde tığ battılarımızı hazırladık. Tığ battımızın içine sık iğne ipimi sabitledim. İki defa tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki boş olan tığ battımın içerisine girip buraya trabzandan yuva yapacağız. Bu 1 bu 2 2 iki, iki alarak 4 seferde aldığım bir yuva yaptım. Eğer tığ battılarınız çok sıksa bir tane ortada boşluk bırakabilirsiniz yuva için. İki zincirimi çekiyorum şöyle sıkı sıkı arkadaşlar bir defa tığımın başını doladım hemen trabzanımın üzerine bakın iki tane zincir yaptım bir defa tığımı doladım 2 2 olarak aldım buraya iki tane trabzanım oldu İki defa doladım her do, e, tırabzanda bir dolama artırıyoruz şöyle 2 2 2 o tuttura o tuttura yaprak yapıyorum şöyle kalın olması için bakın arkadaşlar Şimdi 3 defa doluyorum. Dediğim gibi her seferinde artırıyoruz. Yine 2 2 2 2 alarak bakın 4 tane trabzanım oldu. Yaprağım için. Baştaki zincirle beraber 4 trabzan. Şimdi 7 tane sıkı sıkı zincir çekip 5. trabzanı yapacağız. 2 3 4 5 6 ve 7 Hemen trabzanıma sık iğne ile bu şekilde zincirimi kapatıp buraya bakın 5. trabzanımızı yapmış olduk. Aynısından tekrar bir tane daha yaprak yapıyorum. Bir defa doluyorum. Kalan bu trabzanımın yanına 2 2 olarak aldım. Hemen 2 dolayım yapıyorum. Yani bir tane artırmış olduk trabzanıma girip yine 2 2 her seferinde arkadaşlar artırmamızın sebebi şöyle kalın bir trabzanlar elde etmek 3 tane trabzanımız oldu tekrar 3 defa doladım bir dolayım daha artırdım tığımın başını yine trabzanımın içine girip 2 çok sıkı sıkı çekiyorum birbirinin arasında boşluk bırakmıyorum ki trabzanlarım şöyle kalın kalın dursun bu yaprağın özelliği de bu şekilde arkadaşlar şöyle sıkı sıkı çekerek kalın bir yaprak elde etmek bu şekil eğer tırtıklı yaprağınız olmasını istiyorsanız arasında trabzanları çekerken ilmekleri çekerken yani trabzan yaparken böyle sıkı sıkı almak 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7 Yine aynı yere bakın buraya trabzanımın arasına girip bu şekilde sık iğne ile 7 zincirimi sabitledim. Dibine bir tane daha sık iğne yapıyorum ki arkadaşlar şöyle destek olsun yaprağım kaymasın aşağıya. Yaprağımız bu şekilde şöyle bir gösterelim yaptığımız işimiz arkadaşlar. Bakın yakın plan çok hoş durdu. Şimdi arasına 3 tane tığ battı mesafesi verip diğer yaprağımızı yapacağız aynı şekilde. 1 2 ve 3 3 zincirimi çektim hemen yandaki tığ battıma girip buraya bir tane tığ battı 3 zincir sıradaki tığ battıma giriyorum 3 zincir sıradaki tığ battıma girdim şimdi aynı ilk yaprakta olduğu gibi tığımızın başını iki defa dolayıp yapraklarımız için yuva yapacağız arkadaşlar hemen trabzanımdan giriyorum 1 2 2 iki olarak aldım Bak, buraya uzunca bir trabzan yaptık 4 seferde aldım yapraklarımız için yuva kullanacağız 2 zincirimi çektim bir defa tığımın başını doluyorum ve hemen bu şekilde 2-2 alarak bir tırabzan yaptım. 2 tane tırabzanımız oldu. Yine dolama sayısını artırıyorum. 2-2-2 alarak bu şekilde tırabzanımı hazırladım. Şimdi 3'e çıkarıyoruz. Bir tane daha artırdım dolama sayımı yine trabzanımın arasına girip 2 2 2 2 olarak aldım bu şekilde ve buraya 6 tane zincir çekiyorum 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çekip şöyle ters çevirdim bakın 7 zincirle aşağı inmiştik ya sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde bir zincirle tekrar düz yüzüne döndüm. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız ilmekleri ben camsil hortumuyla yaptım. Bu şekilde buraya 5 tane ilmek çıkaracağız. İpimi uzattım. aparatımı arkadaşlar bakın bu şekilde taktım bu cam sil hortumu bunun seviyesini süt pipeti de olur arkadaşlar ve şimdi buradan 5 tane ilmek çıkaracağız zincirin altına girdim 1 ve 2 iki. iki tane zincirimi çektim buraya taktım ilmek sayım 2 oldu tekrar alttan giriyorum 1 2 zincir 3 oldu şöyle ittirelim biraz arkadaşlar tekrar bu altı zincirin altı kısmından girip 1 2 sıkı sıkı çekin ki otursun veya çekince arkadaşlar bu şekilde o zaman kalıp gibi bir kirpiklerimiz olur bakın bu şekilde alttan giriyorum şöyle bir zincir çekip oturtturuyorum bir tane daha çekip şöyle iyice onu oraya sıkılaştırıyorum sıkı sıkı zincirler çekilince sağlandığı zaman kalıp gibi duruyor arkadaşlar şimdi buradan girip 7 tane zincir çekip trabzanımı yapacağım 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi arkadaşlar buraya dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Ee, kirpiklerim geri gelmemesi için tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Yani toplamda iki sık iğne yapmış oluyorum. Bu birincisi tutması için, ikincisi de aşağıya kaymaması için. Bakın 2 4 5 6 ve 7 zincir. 7 zincirimi hemen yaprağımdan aşağıya inip 5. trabzan olarak buraya sabitledim. Ve 1 2 zincir bu yaprakların aynısından buraya bir tane daha yapıp sonra arkadaşlar ara mesafesini vereceğiz. Aynı işlem devam edecek yani. Evet bakın diplerini sıkı sıkı zincirle çekmenin faydası bu arkadaşlar. Şöyle elinizle de rahat bir şekilde açabilirsiniz. Bozulmaz dibine iki zincir çektiğimiz için kalıp gibi çıktı bakın bu şekilde hemen bu aynı işlem arkadaşlar üç tane gösterdim onu bu tarafına da yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar şimdi kirpiklerimizin yapımı için ilk ilmeğimizden şöyle sık iğne ile ipimizi sabitliyorum bu şekilde tutturdum 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 3 zincirimi çekip hemen ilmeğimin içine sık iğne ile sabitliyorum bu bir 3 zincir sabitledim yine 3 zincir sabitliyorum bu şekilde 3 tane kirpiği yaptık ilmeğimizin içine diğer ilmeğimize hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiyorum bu şekilde sabitliyorum 1 2 3 zincir incirimiz gördüğünüz gibi sıkı sıkı çekilip sık iğne ile ilmeğimizin arasından girip kapatıyorum 3 zincir kapattım 1 2 3 zincir 3 zincir her ilmeğin arasına bu şekilde arkadaşlar 3 tane kirpik sıradaki ilmeğimize şöyle sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. İnanın bu kirpikler yapraktan daha zarif duruyor. Yaprak daha kabalaştırıyor arkadaşlar. Tabii o da farklı bir model bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Hem yapımı da kolay, kolay model isteyenler için, hafif model isteyenler için bu şekilde tüm kirpiklerimizin içine ilmeklerimizin içini kirpikle dolduruyoruz. 3 zincir kapattım. 3 zincir Üç zincirimi kirpikle kapattım. Şimdi sonuncu ilmeğimin içine de bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Aynı şekilde bunu da dolduralım arkadaşlar. Ve çiçeğimizi bitirmiş oluruz. Bakın sadece kirpiklerden oluşan bir çiçek. Hem de çıtıpıtı hoş bir model oldu rengarenk az kalmış iplerinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz bir zincirimi çekip ipimi koparıp hemen yakıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz modelimiz bu şekilde bakın çıtı pıtı çok hoş çok güzel böyle kır çiçeği gibi çok zarif oldu Dediğim gibi az kalmış iplerinizi de fazla ip gitmediği için sadece kirpiklerden oluştuğu için bu şekilde 3-5 tane pembe, sarı, mor yan yana getirip böyle kır çiçekleri gibi yapabilirsiniz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizin de beğenip hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak için beğeni ve yorum yaparak eğer abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.